Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf mol kavramı ünitesi soru çözüm videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada ikinci videomuz var. Ve videomuzun ilk sorusu da şu şekilde. Amedeo Avogadro'nun moleküler ağırlık konusunda çalışmalarının anısına 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısı Avogadro sayısı olarak adlandırılmıştı. Hatta 10. ayın 23'ü Dünya Mol Günü olarak da kutlanmaktadır arkadaşlar. Bunu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Şimdi buna göre demiş hangileri Avogadro sayısı kadar tanecik içerir? Hangisi 1 moldür demek istiyor arkadaşlar Türkçesi. Hangisi 1 moldür? 1 mol nitriyonu. Evet 1 mol. Burada maddenin ne olduğu önemli değil. İşte iyon olabilir, molekül olabilir, atom olabilir arkadaşlar. Ne olursa olsun 1 mol her zaman nedir? Avogadro sayısı kadar tanecik içerir. Bu tanecik zaten nedir? Tanecik atomdur. Tanecik moleküldür. Tanecik iyondur. Farklı şekilde nedir? Olabilir ama sonuçta hepsi tanecik anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Burada iyon olarak kullanmış mesela. 12 gram karbon atomu kaç moldür? 1 molü zaten kütle numarası 12 olarak sol üst köşede gördüğünüz gibi verilmiş. O zaman 12 gram karbon atomu 1 moldür. 1 mol atom kaç tane tanecik içerir? Avogadro sayısı kadar 1 mol tanecik içerir. Bu da olacak o zaman. Normal koşullarda 22,4 hacim kaplayan oksijen molekülü NH2'da 1 mol gaz ne kadar hacim kaplar? 22,4. O zaman bu da 1 mol. 1 mol O2 molekülü arkadaşlar. Yani Avogadro sayısı kadar tanecik içerecek cevabımız. O yüzden E şıkkı olacak. Tüm maddelerin 1 molü ister atom olsun ister molekül olsun ister iyon olsun arkadaşlar. 1 molü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Yani Avogadro sayısı kadar tanecik içerir diyoruz ve geçiyoruz ikinci soruya. Mol kütlesi 60 gram bölümü olan üre maddesinin formülü verilmiş. NH2O2CO şeklindedir. Buna göre 1,8 çarpı 10 üzeri 4 gram üre kaç tanedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde 1,8 çarpı 10 üzeri 4 gram üre var. Kaç mol olduğunu bulalım. 1 molü 1 mol üre 1 mol üre arkadaşlar 60 grammış. Bizim elimizde şöyle yazalım. 1,8 10 üzeri 4 öyle yazalım direkt. 1,8 10 üzeri 4 gramı kaç moldür? O zaman şöyle yapalım. 18 1 2, 3, 18 bin değil mi? Bu 10 üzeri 4 ile çarpıp yazdım. Bölü 60 arkadaşlar. Buradan kaç çıkacak? 300 mol. 300 mol elimizde üre var. 300 mol. Bu kaç taneye denk gelir? Her zaman 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir arkadaşlar. Bizim elimizde 300 mol olduğunu söylüyoruz. 300 mol. 300 mol. Kaç tanedir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 300 diyoruz. 3 ile çarparsak 6,02 10 Avogadro sayısını bu arada 6 çarpı 10 üzeri 3 23 alın demiş. Biz 6,02 aldık ama düzeltelim o zaman. Şöyle olsun burayı şuraya getirelim tekrar düzeltelim. Diyelim ki 6 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 300. Burası da ne yapar? 18 çarpı 10 üzeri 25 yapar. Düzenlersek 1,8 çarpı 10 üzeri 26 da yazabiliriz. Yani E şıkkındaki gibi arkadaşlar. Avogadro sayısı normalde 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü ama soruda bazen bu şekilde 6 çarpı 10 üzeri 23 alın diye böyle bilgiler verebilir. Ona göre biz de ne yaptık? Düzenlememizi yaptık arkadaşlar. Üçüncü sorumuz diyor ki hemen geçtim. Üçüncü soru AKB ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar atomik kütle birimi. Evet açılım bu. AKB atomik kütle birimi. Doğru söylemiş. Bir AKB bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 12'de bir. Evet yani günümüzde referans atom olarak karbon kullanılmakta. Karbon 12 atomunun kütlesinin 12'de birdir. Bir tane karbon 12 atomu 12 bölü n gramdır. 12 bölü n gramdır. Bunun 12'de biri 1 bölü n gramdır. Yani bir AKB 1 bölü n gramdır. Referans olarak da günümüzde karbon kabul ediliyor. İlk kullanılan bağlı atom kütlesi bu değildir. Daha önceden hidrojen ve oksijen de referans alınmış ama günümüzde karbon kabul ediliyor arkadaşlar. Bir AKB 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gram değil. Bakın ben yazdım aslında buraya. Bir AKB eşittir. 1 bölü n gram AKB çok küçük bir arkadaşlar sayısal değere sahiptir. Biri Avogadro sayısına bölerseniz 1,67 çarpı 10 üzeri eksi 24 gram çıkar. Yani çok küçük bir sayı olduğunu göstermek için sadece yazdım. Yani bu kadar büyük bir gram değildir arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Dördüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Demir 3 sülfat. Hemen bir formül yazalım. Demir 3 sülfat. Demir artı 3 yüklü. Sülfat da eksi 2 yüklü. Çaprazlarsanız bakın şöyle. Demir artı 3 yüklü. Demir 3 için.
Külfat da -2 çaprazlarsanız oluşan bileşik şudur. P2 SO4'e 3. Diyor ki bu bileşikte demirin, kükürdüğün ve oksijen atomlarının kütlece yüzeyi. O zaman arkadaşlar bu bileşiğin 1 mol kütlesini bulalım. Demir 56, 2 tane var 112. Kükürtten arkadaşlar 3 tane var. 32 çarpı 3. 32 çarpı 3'ten ne yapacak? 96. Oksijenden 12 tane var. 12 çarpı 16. Bu işlemi de yaparsak arkadaşlar ne yapar? 10 tane olsa 16, 160. 32 daha gelecek. 192. 192 de oksijenin kütlesi. Toplayalım bunları. 192, 96 ve 112'yi toplarsak arkadaşlar 190, 200, 208, 210, 310, 400. Evet, 1 molü 400 gram arkadaşlar. 1 molü 400 gram. Şimdi şöyle oldu. 400 gramlık bir bileşimiz var. İçerisinde mesela 112 gram demir var. Yüzde ne kadar demir vardır şeklinde. 4'te 1'i 4'te 1'i 112'yi 4'e bölerim. Önce 2'ye bölerim 56, bir daha 2'ye bölerim 28. 28 demir olacak. 28, 28. İki şıkkı düşürdük arkadaşlar. Devam edelim mesela aynı mantıkla. 400 gramlık bileşiğin içerisinde 96 gram kim var mesela? Kükürt var. Yüzde ne kadar kükürt var? Ne yapar bu da? 24 mi yapar? Evet, 24 yapar. 24. %100 olacağı için, tamamlaması için geri kalan da oksijendir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Peki geçtim bir sonraki soruya. Beşinci sorumuz ne söylüyor? Normal koşullarda 672 cm3 hacim kaplayan SO3 gazı kaç mol atom içerir? Arkadaşlar 672 cm3 eşittir 672 mililitredir. Bu da 0.672 litredir. 1000'e böldüm. 1 mol gaz NSH'da 22,4 hacim kaplıyorsa 0.672 litre kaç mol hacim kaplar diyelim? 0.03 mol olduğunu bulduk. Kim bu? 0.03 mol SO3 molekülünden bahsediyoruz. Ancak bize molekülün mol değil, atomun molünü soruyor. Kaç mol atom içerir? Çarpı ne yapıyoruz o zaman? 4 ile çarpıyoruz. Çünkü 1 mol SO3'te gördüğünüz gibi 4 mol atom var. 0.03 molünde 4 ile çarparsanız 0.12 mol atom içerdiğini söyleyebiliriz. Yani cevabımız değişik. Bir sonraki sorumuz, 6. sorumuz mol kavramı ile ilgili. Diyor ki 0.2 mol fosforik asit H3PO4 bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. 0.2 mol H3PO4 fosforik asitte 0.6 mol hidrojen atomu, 0.2 çarpı 3'ten, evet arkadaşlar, 0.6 mol hidrojen atomu var mıdır? Vardır. 1.204 çarpı 10 üzeri 3 tane moleküldür. 1 mol her zaman nedir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Bizim molekülümüz 0.2 mol kaç tanedir? Yani 2 ile çarpıp 10'a böleceğiz. 2 ile çarpsak 12.04, 10 üzeri 23 olur. Bir de 10'a böleceğiz arkadaşlar. 1 virgül kaydırırsak 1.204, 10 üzeri 23 olur. Yani doğru oldu. Kütlesi 19,6 AKB'dir. Yanlış olan bu arkadaşlar, bu kadar küçük olamaz kütlesi. Çünkü mol, bakın arkadaşlar. Fosforik asitin mol kütlesini bir hesaplayalım hemen. Kaç yapacak? 3 hidrojenden gelecek. Fosfor 31. Oksijende 4 tane var, 64. Toplayın bunları. 64, 31, 95, 98. Arkadaşlar 1 molü 98, 2 molü 196, 0.2 molü 196 gram olması. AKB kütlesi 196 gram. Şey, 19,6 gramdır. O yüzden AKB değildir. AKB çok küçüktür arkadaşlar. İçerdiği fosfor atomun kütlesi 6.2 gramdır. 0.2 çarpı 1'den içerisinde 0.2 mol fosfor atomu vardır. 1 mol fosfor atomu 31 gram olduğuna göre 0.2 mol fosfor atomu 0.2 çarpı 31'den 6.2 gramdır. Doğrudur. İçeride oksijen atomun tanecik sayısı, yani mol sayısı olarak düşünebiliriz. 0.2 çarpı 4'ten 0.8 moldür. Hidrojen atomunun mol sayısı 0.2 çarpı 3'ten 0.6 molde hidrojen atomu vardır arkadaşlar. İçerisinde evet daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Zaten yanlışı biz bulmuştuk C şıkkı olarak. Diğerlerinde doğru olduğunu ispatlamış olduk. Peki 7. sorumuz ne istiyor bizden? Yukarıdaki maddenin atom sayılarına göre karşılaştırması diyor. Bir molekül demek bir tane demektir. Bir tane N2O3 bileşiğinde 5 tane atom vardır. Çok az olduğunu görüyoruz. 1 gram H2 molekülü arkadaşlar 0.5 moldür. Çünkü 1 mol H2 2 gramdır. 1 gramsa 0.5 moldür. 0.5 çarpı 2. Neden 2 ile çarpıyorum? Çünkü 2 tane hidrojen atomu var. İçerisinde 1 mol atom var arkadaşlar. 1 mol atom. 1 mol atom kaç tanedir peki? N tane. N tane atom var. Doğal olarak ikincisi birinciden çok çok büyük.
1 mol kalsiyum zaten 1 mol demiş. 1 mol atom o da kaç tane yapar yani? N tane atom yapar. O zaman arkadaşlar ikinci ve üçüncü verilen öncüllerdeki atom sayıları N tane eşit. Bunlar da çok çok büyüktür. Birinciden 2 eşittir 3'e onlar da büyüktür. 1'den yani cevabımız değişiktir. 8. sorumuz şöyle. 0,25 mol fosgen gazı ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Fosgen gazının mol kütlesini bulalım. Karbon 12, oksijen 16, klor Cl2 35,5 daha 71. Toplayın bunları arkadaşlar. 70, 80, 90, 99. 1 molü 99 gram. Bizde 0,25 mol var. Yani 4'te 1'ini alacağız. 99 bölü 4. 2'ye bölersek arkadaşlar 49,5. Bir daha 2'ye bölürse 24,75 gram. Evet o zaman birinci öncül doğru oldu. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplar. 1 mol gaz NŞA'da 22,4 litre hacim kaplar. 5,6 olduğuna göre 4'te 1'i yani 0,25 mol yapar. Evet zaten bizim de 0,25 mol fosgen gazı olduğunu söylemiştik. O zaman bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Toplam 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. 1 mol COCl2'de 4 mol atom vardır arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde bakın 4 mol atom. 1 mol de 4 mol atom. Ama bizim molümüz 0,25 mol olduğuna göre 4 ile çarparsanız 1 mol atom. N tane atom içerir diyoruz. N tane yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. Doğrudur cevap E şıkkıdır. 9. sorumuz gelsin. Sırada 9. sorumuz var arkadaşlar. 100 AKB kalsiyum karbonat katısının gram cinsinden kütlesini sormuş arkadaşlar. 1 AKB eşittir 1 bölü N gram. Bunu iyi bir şekilde bilmemiz lazım arkadaşlar. O zaman 100 AKB nedir? 100 bölü N gramdır. Burada 100 bölü N gram gördüğünüz gibi C şıkkında bizi bekliyor. Peki 10. sorumuz ne der? Hemen bakalım arkadaşlar. SO2 bileşiğiyle ilgili niceliklerin hangilerinin değeri doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Mol kütlesi, evet kükürt 32, oksijen 16, toplarsanız 64 gram bölü mol. Birimlerde dikkat edin doğru söylemiş. 3.2 gramının mol sayısı 1 mol SO2 64 gram ise 3.2 gramı kaç moldür dersek buradan arkadaşlar 0.05 mol çıkacak. 0.5 mol değil bu yanlış. 0.3 moldeki atom sayısı 0.3 mol SO2'de bakın 1 mol SO2'de 3 mol atom var. 0.3 molünde 0.3 çarpı 3'ten 0.9 mol tane değil yanlış birim yanlış yazmış yanlış o yüzden. 6.4 gramındaki atomların toplam mol sayısı 1 mol SO2'nin 64 gram olduğunu söylemiştik. 6.4 gram olursa kaç mol olur bu arkadaşlar? 0.1 mol olur. 0.1 mol SO2'deki atomların toplam mol sayısı 0.1 çarpı 3'ten 0.3 mol atom içerir. 3 mol değildir. Bu ifadede yanlıştır. Cevabımız yalnız 1'dir. 0.1 mol SO2'nin içerisinde 0.3 mol atom. Çünkü 1 mol SO2'de 3 mol atom var. 0.1 mol SO2'de ise 0.3 mol atom vardır arkadaşlar. Peki hemen devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. 11. sorumuz. Hidrojenin 3 izotopu vardır doğada. Hidrojen, döteryum ve tritium. Kütle numaraları farklı olan izotopların 1 olan hidrojen, 2 olan döteryum, 3 olan da tritium. Bunlar nedir? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Yani izotop atomlar. Doğada bulunma yüzdesine baktığınız zaman hidrojen izotopunun doğada 1 olan izotopunun %99.985, döteryum %0.015 ve tritium ise çok nadir olarak bulunuyor. Ortalama atom kütlesi şöyle bulunuyor arkadaşlar. İşte kütle numarası çarpı doğada bulunma yüzdesi. İşte 99.985 bölü 100 artı işte 2 izotopundan 0.015 bölü 100 artı işte 3 izotopundan çok düşük. Yani sonuçta bu işlemi yaptığınız zaman tamam tam 1 çıkmaz. 1'den biraz yüksek çıkar. 2 de var çünkü izotopu ama 1'e çok yakın bir değerdir arkadaşlar. Atıyorum 1.09, 1.08 öyle bir şeydir. Yani çok çok düşük bir miktar. %99.985 bakın. Bu kadar yakın. O zaman 1 ile 2 arasında bir değer çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim şimdi. Bir sonraki teste başlayalım. 0,1 mol demir 56 izotopu ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tane. Evet, 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu 0,1 mol olduğuna göre 10'da 1'i. Yani bir sıfırı silersek 10 üzeri 23'ten 10 üzeri 22 olur. Doğru söylemiş arkadaşlar. Kütlesi
5,6 AKB'dir. Hayır arkadaşlar. 1 molü 56 gramdır. 0,1 molü 5,6 gramdır. Peki AKB olarak ifade edebilir miyiz? Bakın 1 AKB 1 bölü n gram. Bu değişmiyor. Bu sabit zaten. Bizim şu anda gramımız kaç gram diyoruz? 5,6 gram. Kaç AKB diye sorsak 5,6 n AKB diyebiliriz. Yani illa AKB cinsinden nedir diye öğrenmek istersek, bilmek istersek 5,6 n AKB'dir. Ama 5,6 AKB değildir arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Kütlesini bulduk aslında. Nedir? 5,6 n AKB. Burada ne yapmış? 5,6'yı Avogadro sayısına bölmüş. Çarpması lazım. Bölmemesi lazım arkadaşlar. O yüzden kütlesi nedir? 5,6 gramdır. Ya da 5,6 n AKB'dir. AKB cinsinden böyledir. Gram cinsinden 5,6 gram olması lazım. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 1 oldu sevgili arkadaşlar. Peki ikinci sorumuz ne diyor? Avogadro sayısı kadar atom içeren, yani 1 mol atom içeren. Arkadaşlar bizim N2O3 bileşimiz 1 mol olsa içinde 5 mol atom var. Ama ben diyorum ki 1 mol atom olsun bileşikte. 1 mol atom olması için o zaman benim bileşimin 0,2 mol olması lazım. 0,2 mol N2O3 kaç gramdır? N2O3'un mol kütlesi lazım. 14, 14, 28, 16 çarpı 3, 48. Toplayın bunları, 76. 1 molü 76 gramsa, 1 mol N2O3 76 gramsa, 0,2 mol N2O3 kaç gramdır dersek buradan 15,2 gram çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuz, üçüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 0,25 mol N2O gazı ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? NŞA'da hacmi 5,6 litredir. Evet, 1 mol gaz normal koşullarda 22,4. Burası 0,25 mol olduğuna göre 0,25 çarpı 22,4. Yani 22,4'ü 4'e bölerseniz bir sayı 0,25 ile çarpmak onu 4'e bölmektir. Ne çıkar arkadaşlar? 5,6 litre çıkar. Doğru söylemiş. 11 gramdır. N2O'nun mol kütlesini bulalım. Azot 14, 14, 28. Oksijen de 16. Toplayın kaç yaptı? 44. Bu bulduğum ne arkadaşlar? 1 molün kütlesi. Benim elimde 0,25 mol var. Yani 4'te 1 var. O zaman arkadaşlar demek ki 11 gramdır. Doğru söylemiş. 0,75 mol atom içerir. 1 mol N2O bileşiğinde 3 mol atom var gördüğünüz gibi. Bizim elimizde 0,25 mol N2 olduğuna göre 0,25 çarpı 3'ten 0,75 mol atom vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tane. Bu 0,1 mol demektir. Çünkü 1 mol 6,02 10 üzeri 23. Bu onda biri 0,1 mol molekül. Bizim molekülümüz 0,1 mol molekül değil ki. 0,25 mol. Yani yanlış arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz gelsin sırada arkadaşlar. Dördüncü sorumuz 0,2 mol K2Cr2O7 yani potasyum dikromat bileşinin kütlesi kaç AKB'dir diye soruyor. Önce biz kütlesini gram cinsinden bulalım. Sonra arkadaşlar AKB'ye çeviririz. K2Cr2O7. İki tane potasyum var. 39, 39, 78. Kromdan arkadaşlar iki tane var. 52, 52, 104. Oksijenden de 7 tane var arkadaşlar. 16 çarpı 7'den 70, 42, 112 de buradan geldi. Toplayalım bunları arkadaşlar. Kaç yapıyor bakalım. 100, 200, 270, 280, 292, 296 çıkıyor. 1 mol K2Cr2O7, 294. 1 mol K2Cr2O7, 294 gram. 0,2 mol nedir? 0,2 ile çarpıyorum. 0,2 çarpı 294'ten 588, bir de ona bölüyorum, 58,8 gram. Şu anda ben kütlesini gram cinsinden buldum, AKB. Arkadaşlar 1 AKB 1 bölü n gramdır. Ya da şöyle yazabilir miyiz? N AKB eşittir 1 gram. O zaman şöyle yapalım. Bakın N AKB 1 gramsa 58,8 gram kaç AKB'dir? 58,8 n AKB diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? 58,8 n AKB yani D şıkkında olduğu gibi. 1 gram n AKB'dir. 58,8 gram 58,8 n AKB'dir diyebiliriz. Peki 5. sorumuz gelsin. Yukarıda açık yapısı verilen benzen bileşikte bulunan kapta toplam 1 gram hidrojen atomu bulunmaktadır. Buna göre kapta bulunan karbon atomu kaç moldür?
Şimdi ben formülü hemen oluşturayım. C6H6 değil mi? Gördüğünüz gibi 6 tane karbon, 6 tane hidrojen var. 1 mol olsaydı, 1 mol olsaydı C6H6 içerisinde 6 mol hidrojen atomu olacaktı. 6 mol hidrojen atomu. 6 mol hidrojen atomunun da kütlesi 1 grammış. 6 mol hidrojen atomu 1 grama denk geliyor arkadaşlar. 1 gram hidrojen atomu, bu 6 mol hidrojen atomu 1 gram. O zaman bizim birleştiğimiz şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? 1 bölü 6 moldur. 1 bölü 6 mol olursa bakın sağlar şimdi. 1 bölü 6 mol, 6 ile çarpalım. 1 mol hidrojen atomu olur. 1 mol hidrojen atomu 1 gramdır. Sağladı. Şu anda C6H6'nın biz neyini bulduk? Mol sayısını bulduk. Kapta bulunan karbon atomu kaç moldur diyor. 1 bölü 6 mol bileşiğimiz. 6, 1 molünde 6 mol karbon atomu var. 1 bölü 6 molünde 6 ile çarparsanız 1 mol karbon atomu vardır. Karbon atomu kaç moldur diyor. O zaman cevabımız A şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Evet, bir soru daha çözelim. Bu videoyu bitirelim. Sonra bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Mol kavramı ile ilgili ve bu şekilde sınavlarınıza yardımcı olmak istiyorum. Peki aşağıdaki madden hangisinde oksijen miktarı en fazla? Bir molekül karbondioksit bir tanedir. Bir tane karbondioksit iki tane oksijen atomu vardır. Bu da iki tane oksijen atomu da 32 bölü n gramdır. Yani çok küçük bir değerdir. 1 gram su 1 bölü 18 moldur. 1 bölü 18 mol suda 1 bölü 18 mol oksijen atomu vardır. 1 bölü 18 mol çarpı oksijenin kütle numarası 1 molü 16 gram olduğuna göre 16 bölü 18 gram. Yani bu da hani bu şekilde kalsın. 1 molekül gram 1 mol demektir. 1 mol O2'de 1 mol O2'de 2 mol oksijen atomu vardır. 2 mol oksijen atomu da 32 gramdır. Şu anda en büyük bu gidiyor arkadaşlar. 1 gram O2 içerisinde zaten gördüğünüz gibi nedir? Hani toplam zaten 1 gram oksijen atomu var. 1 mol suda ise arkadaşlar 1 mol suda 1 mol suda 18 gramdır. Bunun içerisinde 1 mol suyun içinde 1 mol oksijen atomu vardır. Yani 16 gram yapar. O zaman cevabımız da gördüğünüz gibi C şıkkı olacak. Çünkü en fazla 32 gramla gördüğünüz gibi C'de var. Evet arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda devam edeceğim soru çözümlerini arkadaşlar. Bu şekilde mol ile ilgili soru çözüm videomuzda ne yaptık? Burada son veriyorum. Sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.